Günaydın. Bakın bu iki çanta, bir de şu kol çantam hazırım. Hatta bilgisayarım da şuna sığacak gibi. Ona birazdan bakacağım. Önce bir kahvelerimizi içelim. Bugün kahveyi farklı bir şekilde yapalım. Yani dün bildiğiniz saat 6.35'ti galiba. Ben edit yapıyordum. Dedim ki ben yapamayacağım. Böyle kendi kendime konuştum ya, ben yapamayacağım. Dedim ki 9'da kalkmam lazım. Kalkamadım. Şimdi ben size kısaca yapacaklarımızdan bahsedeyim. Şimdi hemen kahvemizi içeceğiz. Bir saat sonra falan hemen bir kahvaltımızı yaparız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra direkt evden çıkacağız. O yüzden ben kahvemi içip mutfağımı toparlayacağım. Hemen makyaj yapacağım, giyineceğim. Şimdi kahvemizi içelim ve bir ayılalım bence. Evet, onlar ya. Burada çalışırken yükleme boşaltma yaparız. Onları kullanırız. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi evden çıkıyoruz. Bunları koyacak yerimiz yok ki bizim. Saç kurutma makinesi falan koyacak yerimiz. O yüzden dedim. Kapayacağım. Aa, yamuk. Bizi yamuk çekiyor. Arkadaşlar ben hazır değilim. Gitmek istemiyorum şu anda. Hep böyle oluyor. Vallahi ben tam böyle sığacağımı biliyordum, biliyor musunuz? Ama tam. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Bunun içinde bir SD kart ve bir batarya var. Bu tamam. Bilgisayarın şarj aleti, hard diskim, batarya şarj aletim. Kamera ile ilgili her şey tamam. Oo, biraz zor. Şunu alayım. Ben hazırız, inanamıyorum. Ha, ben indiriyorum bunları. Burada alacağım bir şey. Şu ıvır zıvırları sana bıraktım. Sen açmasın mı babayı? Gidiyoruz. Ama bugün daha tatile gitmiyoruz. Gece gideceğiz. Bu arada şöyle giyindim. Rahat giyinmek istedim. Çünkü bugün birazcık AVM falan gezeceğiz. Böyle rahat rahat dolaşayım istedim. Şimdi gidiyoruz. Arabada görüşürüz. Şunlar kaldı sadece. Ve hazırım. Artık çıkıyorum. Evde tamam. O ışık açık kalacak. Kapıyı Esat kapamış. Şu girişteki odanın camı açık mı? Sadece şunu alıyorum. Şu terliklerimi giyiyorum. Ve hazırım. Şaşırırsınız ki. Ne unuttuk biliyor musunuz? Şarj aleti. Şimdi bir yakıt aldık, mola verdik. Yolluk aldım. Şimdi gidiyoruz tekrardan. Size arabada açacaktım, ben unuttum o telaşeyle. Şarj aletini unutunca böyle bir hengame oldu. Sapanca'dayız şeyde. Simge Petrol'de. Bizim buralar ya Esat'cığım. Ne kadar litresi? Ben küçükken burası McDonald's'tı ve biz hep burada dururduk bir yere giderken. Her yere giderken hatta. Çünkü biz hep her yere giderken buradan geçiyorduk. McDonald's'ta daha güzeldi. Burger King olduktan sonra bir kere durdum. O da sen vardı. Şimdi İstanbul'a geldik. Oturup bir kahve falan içeceğiz. Ben bir Sena'yı göreceğim. Bacaklarım çok ağırmış ya. Hay. Hay. İstanbul hayı. İstanbul hayı. Vadi İstanbul'a geldik şimdi. Yemek yemeden önce eksik olan birkaç bir şey vardı. Onları alacağız. Gratis'e gireceğiz bir. Burada Watson's yok diye biliyorum. Gratis üst katta. Ama yani biz terse gidiyoruz bence ama. Ya çıkalım yukarı şuradan. Şuradan çıkalım aynen. Watson's varmış, bulduk şimdi. Esat'ın Watson's'ın yerini benden daha iyi bilmesi. Ya lütfen, lütfen. Vallahi var ya, geldin herhalde daha önce. Yani bir kaç kere yemişim var ama içine girmedim. Şimdi gireceğiz. Süper Bowl 280. Ne olacak?
190 lira olmuş. Şunu alalım. Bunu alalım. Mecbur alacağız. Beyazlık için en iyisini alalım. Bu da derin diş arası diyor. Yok, beyazlık için alalım. Benimden almış istediğiniz bir ürün var mı? Yok. Benim yok. 303 lira bir şey. Temaslılar. Alışverişimizi yaptık. Zaten çok ufak bir eksiğim vardı. Şimdi Oğuzlar'la birlikte de bir alışveriş yapacağız zaten. Ama önce yemek yiyelim dedik. Zula'da yemek yiyeceğiz. Alırsın sen galiba, biliyor musun? Peki şey, Anora mı kendisinin erkek arası yapıyorsun? Şey yok. Bilek değil mi? Bilek. Zincir aynı herhalde. Aynı ya. Erkek olarak kaybolmuyor. Çok güzel. Abla kendine başkasını bul, o benim. Hayır, benim ya. Bu fırçasıyla böyle kazıyacak evet, mıyım? Evet. Bir de mendili var. O bayağı gider mi bu bayağı? Gider. Tamam, o zaman daha iyi. Yani İstanbul, şehir dışında yaşadığım şehir dışında için mı? Evet. Yani nerede gidip yaşıyorsun? Rızca'da. Rızca'da. Gidip gelmekten daha şey, iyi bir masraf. Evet. 259 uygunmuş. 259 TL. Esattı. Ödemi. Baksana bayağı büyük. Şu benimki ne kadar olmuş? Fiyat 800 küsür gözükmüyor. Bir de şöyle patronlu almıştım ama burada yok sanırım. Temizleme kitabı. Şimdi Decathlon'a gidiyoruz. Kaç bin tane tamlara bakıyorum. Şu masayı aldık. Bir dakika göstereyim masayı. Şu masayı aldık. Bir isim. Böyle. Kötü bir isim. Tamam. Bırak bırak. Bırak. Bir tane bunu al. Böyle gezersin. Ama pantolonu şimdi alabilirsin istersen. İçine bir tişört. Bunu görmeye... Yakıştın. Tamam mısın? Böyle mi gidiyorsun? Kampa mı gidiyoruz biz? Ben anlamadım ki. Az önceki şapka daha güzeldi bence. Az önceki daha mı güzeldi? Evet. Arka konsept o yani. Ben de öyle diyorum. Benim kitabım bu da bir okuyayım. Profesör söylemiş ya. Ha. Sen kim bilemedin mi? Evet. Ben de Erol dedim. Sen de Erol dedin. Profesörol dedim ben. Ya. Aslında bu espriyi tarihi boyunca en iyi yerde kullandım yani. Ya. Baktığınızı düşünün. Ya. Arkadaşımıza geldik. Ben şimdi edit'e oturdum. Bütün gece edit yapacağım. Sonra yola çıkacağız. Ben tekrar. Yine MasterChef. Esat her yerde MasterChef yazıyor ya. Yeter. Alsınlar seni ya. Açıktı. Bir şey söyleyeyim. Alsınlar seni şu program. Buradan yetkililere sesleniyorum. Stajyer Danilo. Stajyer Danilo, Mehmet. Hepsinden var azar azar. Evet. Neyse sen. Açıktı, denk geldim. İzliyorum. Oğuz içmiştir onu. Ben çok tanıştım. Süt gibi çıkıyorum bir anda. İnsan böyle bembeyaz tenim. Saat 5 şu an. Birazdan yola çıkacağız. Ben 4.45 demiştim. 5 oldu gene. Ama ben 4.45'te yanına geldim. Evet, ben de saçımı yapıyordum o esnada, bir tıkırtı duydum, dedim biri kalktı. Ben kalktım, buraya geldim, Süngü'ye... Ben balkon açtım, balkonu da... Aaa, Süngü'ye gittim. Geç kalmışız biz, Süngü'ye bozucu odaya gittim. Hazırlandım böyle. Çıkacağız şimdi. Nasıl araba kullanacaksın? Ayılırım ki şimdi. Günaydın. Bozucu odaya gidiyoruz. Saat 5. Yolculuk başlasın. Uykusuzluktan. Her şey böyle. Abi. Bence de. Elim hamuruyla konuşmuyor. Nereye be? Evet, evet. Atmayayım da şu. Onlarda sorun yok. Sorun bunlarda. Bademde bunlar... Hani bunlar... Abi bunlardaydı yine. İkisi de mi patlak yok, acaba? Yok lan, bu ikisiydi, o ikisiydi.
Hayır, bu ikisiydi. Bu ikisiydi. Araba böyle öyleydi. Yola çıktık şimdi, ben uyuyacağım. Arabadaki herkes uyudu, tek ben uyumadım. Edit yaptığım için. Ve hala yetiştiremedim, o yüzden otelde tekrar yapmaya devam edeceğim. Gittiğimizde görüşürüz. O da uyumalı ki. Masterchef evet. Köfteci Sergen, çek. Yolda denk geldik ve gördük. Nasıl heyecanlı. Fotoğrafı yok ama. Fotoğrafı, hani telefonda. Bu arada 7.04. Köfteciye mi geldik saat 7'de? Evet. Bana mesaj mı gelmiş? Annemden. Ben onu anlamadım. Bana mı sana mı geldi? Kafam kaldı. Saçma. Şöyle yani. Piyaz mı ya? Baya. Piyaz mı ya? Ay bir şey söyleyeceğim. Ben keşke çantamı almamışım ki. Çantamı almamışım. Ne yapacaksın ki ya? Nasıl geçelim? Şey, sen gerçekten köfte mi yiyeceksin? Evet. Bak bir dakika. Ben söyledim ama tamam. Sen uyat tamam. Normal ama yani. Abi gerçekten. Oğlum ne bileyim onu. Ya sabah 7'de ızgara mı açılır? Abi yol kenarı yeri değil mi burası? Ben ama 7.24'te açık olabilir. Mesai saati var ya. Hayır olur mu ya? Yol kenarı. Ya böyle bir şey. Yol kenarı yeri dediğim burası Avrupa otoyolu değil ki, burası dinlenme tesisi değil ki. Ya Sergen yanlış. Hemen yazdım. Sana şuradan bir şey alalım. Baka baka böyle. Merhaba arkadaşlar. Köfteci Yusuf'tayız. Sergen. Sergen. Köfteci Sergen MasterChef. Ben bugünlerde. Bugün nerede biz? Bugün neredeyiz? Köfteci Serdar MasterChef. Tekrar. Bugün nerede miyiz? Köfteci Sergen MasterChef. Bir saat kaçta? MasterChef'teki köfteci Sergen'deyiz. MasterChef'teki Acun gibi Sergen'in... Acun gibi şey anlatayım böyle. MasterChef'teki Sergen'in köftecisindeyiz. Daha kötü. Onu al. Sabah 7. Esat bir şevkle köfteci Serdar'ı gördü. Beni nasıl uyandırdığını da. Köfteci Sergen'i. Köfteci Sergen'in logosunu gördük. Esat bir gaza geldi. Sabah 7 acıktı. Dedi ki ben bu köfteci Sergen'de yerim. Geldik. Simge uyandırdı. Simge kalk. Tam vlogluk mekan. Köfteci Sergen yerim dedi. 7'de geldik. Açık mı dedik? Açız dediler. Sadece çorba varmış. Getirdi beni koydu. Ya o da çok detay be kardeşim. Ne diyeyim oğlum anlat. En son şey yedik. Reklam vermeyeyim. Üçgen sandviç var ya. Kel. Kel üçgen sandviç. Mister şey ondan yedik. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tamam bakalım bu yolculukta daha bizi ne bekliyor. Ben böyle... bir daha nasıl uyanacağım? Bir şey kaldıramam. Kokoreç. Abi servis yok kokoreç. Midi tutar. Limon yok. Limon bitti abi. Yanmalık gelse. Peki midiciye gittin limon yok diye çok çekti canını midi ama. Limon yok dedi diye bırakır mısın? Atarım ağzına, alıyorum da 10 tane. 2 tane atarsın. 10 tane. Atarım ağzına 10 tane. Aslında çıkın girmiş. Sana çok yakıştı. Şimdi geldik. Kahvaltı yapacağız. Bizim otlu bir çeşitimiz var. Eleniye özel. İsterseniz öyle getireyim. Denemek ister misiniz? Otlu mu? Sahanda geliyor evet otlu. Ne var içinde otlu?
Otların spesifik isimleri yok zaten, ha. Özelliği de o. Anneanne babaanne otları, ha, böyle... Ya. Yalnız yer bırakmamışsınız bana. Evet. Ya. Böyle bırakabilirsiniz benim önüme doğru hepsini. Olur. Yani, ben şunu şu tarafa bırakayım, bu tarafa hepsini götürün, ondan sonra peynir vermediler bize diyecekler. Hanımlar öncelikli olarak. Teşekkür ederim. Vallahi bence masada yer kalmayacak sizin için arkadaşlar. Evet. Niye böyle oldu? Çok geldi. Bunu ben tatmadım. Beğendin mi? Ben beğendim. İncir reçeli çok güzel bu arada. Ben şeyi çok beğendim. Börtlen reçelini çok beğendim. Ben bir de kimse beğenmedi. Şu yaban mersinini çok beğendim. Yanlış. Şunu da beğenmedim. Onu da Esat beğenmiş. Gözükmüyor. Göstersene. Esat'ın beğendiği belli. Değişik bir şey. Ama yemiş hep. Ama kötü olmuş. Artık yok onun ya. Şu da domates reçeli. Ben ondan daha önce yemiştim. Sence Bozcaada da oluyor domates reçeli. Başka yerde hiç ben görmedim. Ama kahvaltı çok güzel. Çok güzel. Kahvaltı gerçekten çok güzel. Ama böyle şey, bol yeşillikli. Ama tabii böyle aynı. Bir Ege kahvaltısı. Ege kahvaltısı böyle olur ama. Tire attım şunun üstüne. Buyurun hayatım. Geçebilir şimdi. Suyundan da. Buyurun. Odamıza girdik. Size odayı göstereceğim ama şimdi bütün eşyaları koyup hemen hazırlanıp çıkacağız. Çok yoruldum. Şuramda bir... Sanki beynimde şey var gibi, uyku. Bak ben uyuyayım akşam şey birkaç saat şöyle. Bu ya. Az gibiyken. Müsait değil. Ay. Varsa havlu var. Havlu mu? Uzun havlu kalmamıştı. Odada yok mu? Şaka şaka. Dün değil. Kapa kapa. Güzel bir bitiş her şey. Güzel güzel aynen. Bozcaada'da. Ya normal bir tatil köyünün biçi gibi. Biçi gibi aynen. Neydi adı? Habbele. 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 Habbele Beach'e geldik. Bozcaada'nın en güzel biçi burasıymış. Oğuz'un tavsiyesiyle. Burada kim bu? Best. Geldi. Şimdi kimlerden burada, oturacağız. Burada oturacağız. Şimdi gölgede oturduk, birilerinin kalkmasını bekliyoruz. Sonra şezlonglara geçtik. Denize girip çıktık. Şimdi birazcık oturuyoruz. Bayağı soğuk bir su vardı. Hani başta böyle bir ilk girdiğim zaman hiç giremeyecekmişim gibi hissettim ama sonra alıştık. Bayağı soğuk ama şey böyle çok dalgalı değil. Sadece çok rüzgarlı. Şimdi oturuyoruz böyle. Bir şeyler içeceğiz. Fotoğraf falan çekildim. Şimdi onları aktaracağım. Onları paylaşacağım. Böyle bir de saçlarım inanılmaz karıştı birbirine. Onlara şimdi tarak da getirmemişim. Ama yine de bir saç spreyini sıkacağım. Bir önceki olur ya böyle turuncu. Öyle de. Ama karışmıyor, çok heveslendin ona. Söyledik. Odamıza geldik. Odayı biraz toparladıktan sonra size odayı göstermek istiyorum. Henüz hala toparlayamadık. Gelir gelmez çünkü üzerimizi değiştirip direkt sahile indik. Odayı size yarın sabahtan göstereceğim zaten. Oda turu yaparız bir. Küçücük bir odamız var zaten ama güzel yani. Hani tertemiz bir otel gerçekten. Şimdi duş alıp hazırlanıp akşam yemeğine gideceğiz. Böyle. Akşam yemeğine gittiğimiz yerde de size mutlaka çekecek olacağım zaten. Böyle biraz yoruldum çünkü dün gece neredeyse değil hiç uyumadım ve sadece edit yaptım. Edit yaptığım için saat 5.45, 6'ya doğru yola çıkmıştık zaten. Ben yolda bir 2 saat uyudum, o kadar. Daha hiç uyumadım yani. Ara ara yolda böyle uyuyorum. Arabada zaman buldukça falan uyuyorum ama yetmiyor tabii ki. O yüzden bu gece birazcık erken yatarım. O yüzden duş alıp hazırlanıp edit devamını bitireceğim ve videoyu yüklemeye koyacağım ki bu akşam yüklemeye koyulsun. Sabah kalktığımda da kahvaltıdan sonra kapak fotoğrafını vesaire hallettikten sonra
direkt yayınlarım. Böyle güzel geçiyor. Gayet keyif alıyoruz yani. Geçen sene balayında böyle ultra her şey dahil Böte'le gitmiştik. Voyage'a gitmiştik. O da çok keyifliydi. Her tatilin farklı bir keyfi oluyor. Bu sefer arkadaşlarımızla böyle bir deneyim yaşamak istedik. O yüzden Bozcaada'ya geldik ki Bozcaada'nın en güzel mevsimlerinden birindeyiz. Rüzgar var ama zaten hep vardı Bozcaada'da rüzgar. Ama çok keyifli. Gerçekten yapacağımız bir sürü şey var. Bugün gerçekten yorgun olduğumuz için sadece Habbele Beach'e gittik. O kadar. Başka bir şey yapmadık diyebilirim. Yarından itibaren bütün yapacaklarımızı size zaten çekeceğim. 3 gün buradayız. 4 gün. 3 gece 4 gün buradayız. Ama güzel olacak. Şöyle bikinileri, mayoları yıkadım. Duş jeliyle yıkadım. Şampuan sürmedim. Şimdi buraya koydum. Kuruyacaklar. Buradaki kozmetik ürünlerin hepsini yerleştirdim. Banyoda da şöyle kullandıklarımı şu şekilde yerleştirdim. Ben buradaki duş jeli, şampuanı hiç kullanmıyorum. Kendimiz getiriyorum. Şimdi asmalı meyhaneye geldim. Olur. Şu an istiyorsun. Esat makyana maç izliyor. Bizim her özel günümüze yakın zamanda bir maç oluyor. İzlesin ya. İzle ya, izle valla daha şu an bir şey yok. Koy şuraya bakalım sen. Kötü bir yayın ya. Şimdi şey aldım, satın alıyorum da. Şöyle giyindim. Esat gösterir birazdan ne giydiğimi. Çekemedim ya ne giydiğimi. Küpe takmayı unutmuşum. Al giyin mi? Ay bunu bir konuştuk aramızda. En son kalbimin Günaydın. Günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıda gözlerim çok şişti benim ya. Aşırı şişti. O yüzden... Benim de şiş, ben gözlük takıyorum. Şimdi böyle toplandık böyle. Aa, çıkmış alamadım. Hayda. Ne diyordum ben? Arabanın önüne başka bir araba çekmişler. Onu bekliyoruz.
Bu sırada ben de dedim ki bu videoyu artık kapatayım. Çünkü uzun bir video oldu. Ama tabii ki tatilin devamı gelecek. Artık yeni bir videoya başlayacağız ve farklı etkinlikler yapacağız yeni videoda. Bozcaada ile alakalı daha fazla şey yapacağız diyebilirim. Böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım tabii ki tatilde olduğumuz için. Hem böyle farklı bir video çekmiş de olduk. Üst üste hep ev videosu geliyor diye bazı sistemler vardı. Ben de dedim ki tatilde bayağı bir videoya alayım. Böylelikle hazırlık, tatil ve tatilin ikinci kısmı olarak 3 tane video gelecek zaten. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.